30 Ekim 2020, saat 14.51. İzmir, 6,6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Sarsıntı 40 saniye sürdü. Süre uzadıkça korku arttı. Saniyeler sonra şehirden toz bulutları yükseldi. Bornova ve Bayraklı'dan yükselen o bulutlar yıkıntılara işaret ediyordu. Çok sayıda bina zarar gördü. 4 apartman yerle bir oldu. 200'den fazla kişi enkaz altında kaldı. Arama kurtarma ekipleri kısa sürede bölgeye sevk edildi. Sisan Payı'ndaki deprem Seferihisar ilçesinde de tsunami'ye neden oldu. Yükselen deniz önüne ne geldiyse aldı götürdü. Suya kapılan bir kişi hayatını kaybetti. Gidiyor tekrar. İzmir'e yurdun dört bir yanından yardım eli uzandı. Sessiz olun! Kimse konuşmasın! Enkaz altındaki canlar için dualar edildi. Saatler ilerledi ama umut hiç bitmedi. Umut'un adı 58 saat sonra İdil oldu. 65. saatte ise Elif. Elif'in enkazdan çıkışı hafızalara kazındı. Küçük kız kendisini kurtaran görevlinin parmağını tuttu sıkı sıkı. Daha sonra da bu görüntülerle gözyaşı döken Türkiye'ye TRT Haber ekranından el salladı. Tam umutlar sona mı eriyor derken 91. saatte İzmir depreminin son mucizesi yaşandı. Küçük Ay'da yerle bir olan 8 katlı Rıza Bey apartmanının enkazından sağ olarak çıkarıldı. İzmir depreminin bilançosu ağır oldu. 117 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasarlı 694 binanın yıkımına karar verildi. Yaklaşık 500 binada orta düzeyde hasar aldı. Yaralar kısa sürede sarıldı, konteyner kentte yaşam başladı. Bir yıl içinde depremzedelere teslim edilecek 5000 konut içinde yer belirlendi. Manisa'da 2020 yılında bir dizi depremle sarsıldı. 22 Ocak'ta Akhisar'da 5,4, 28 Ocak'ta Kırkağaç'ta 5,2, 26 Haziran'da da Saruhanlı'da 5,5 büyüklüğünde depremler oldu. Bu depremlerin artçıları 10 bini aştı. Deprem fırtınası yüzünden evlerine girmeye çekinenler için çadırlar kuruldu.